Merhabalar, ben Burak Mert Yıldırım. Bu benim 2022 EKS'de yerleştiğim okul. Bu da ben. Lafı hiç uzatmadan ilk senemde AYT e matematiği nasıl fullledim onu konuşalım. Fen nasıl fullenir onu sormayın, onu ben de bilmiyorum. Öncelikle ben fen lisesi mezunuyum. Ancak ön yargıyla yaklaşmayın, 9 10 birazcık benim için boşluk diyebilirim. Çalışma disiplinden uzak olmam, pandemi vesaire bunun temel sebepleri. Tınav senemin başındaki netlerimi motivasyon amacıyla koyacağım ancak dalga geçmeyin. Bu da en iyi yaptığım TYT'ydi. Şimdi bunları geçelim ve AYT e matematiğe odaklanalım. 11. sınıfa geçtiğimde bir etüte kaydoldum ve ekim gibi başladı. Matematik ve fizik derslerini genelde can kulağıyla dinliyordum ancak diğer dersler için aynısını söyleyemeyeceğim. Oturup soru çözme ise haftalık toplam 400 soru civarındaydı. Evet dalga geçmiyorum. Ancak bu sayının büyük çoğunluğunu matematik ve fizik oluşturuyordu. Bu yüzden 11. sınıf sonunda matematik ve fiziğimin sağlam olduğunu düşünüyorum. Diğer dersleri nasıl hallettiğimi başka bir videoda anlatırım. 12. sınıfta ise okula gitmemem, etiketik ders sayılarının yetersiz olması ve hocalardan verim alamamam gibi bazı sebeplerden dolayı bazı konuları anlamamaya başladım. Özellikle logaritma diziler. Kulağa komik geliyor olabilir. Neticede belki AYT matematiğin en basit konularından ikisi. Ancak anlayamadım. Ve solu YouTube'da aldım. Kesinlikle reklamı çağırmayın bu videoda Mert Hoca'dan bahsetmezsem olmaz. 90 günde AYT kampı ve limit türev integral kampının tamamını izledim. Fazla soru çözmeyi kafası kaldırabilen bir insan olmadığımdan yani tembel olduğumdan evdeyken falan sürekli boş boş atıyordum. Sonra düşündüm ve dedim ki niye verimsiz atıyorum? Verimli atayım. Yatarken başladım video izlemeye. Daha hiç görmediğim konuları YouTube'dan izliyordum ve işin garibi anlıyordum. Dinlediğim konuları çap ve sonrasında acilen fasiküllerinden çözüyordum. Ve çözemediğim soruları YouTube soru çözümlerinden bakıyordum. AYT matematik netlerim bu dediklerimi yaparak Nisan gibi 35-36'ya dayandı. Bu arada ben 2 haftada bir AYT sınavına giriyordum. Sonrasında ise orijinal AYT matematik soru bankası aldım ancak beni çok yorduğundan ilk bir iki konu sadece hiç çözmedim. Sınava 1 ay kala ise 3-4-5'in AYT matematik denemesini aldım ve 10 denemeden sadece 2 denemesini çözmedim. Çok beğendiğimi ve geliştirici bulduğumu söyleyebilirim. Ve sınava çok az kadar artık başlamıştım. Ama bana kalırsa konuları Mart Nisan gibi erkenden bitirip sonrasında tamamen deneme çözmek daha mantıklı. En azından ben bir kez daha hazırlansam böyle yapardım. Anlatacaklarım bu kadar ve şunu unutmayın kimse kusursuz hazırlanmıyor. Hatalar yapılıyor. Önemli olan bunları telafi edebilmek. Dinlediğiniz için sağ olun. Görüşürüz.